işte oyuncu kadrosundan bahsettik. Alınacak transferler aldırdı, aldırmadı ama ben son yılların kadro yapısını en zayıf Beşiktaş kadrosu. Evet. Yani eğer Galatasaray bugün bunu değerlendiremezse evet. Galatasaray da çok büyük eksi yazar. Yani Galatasaray bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Kadroya sana. Baktım. Yani son iki yılda hatta geçen sene, ondan önce sene, son iki yıl şampiyon olduğu seneyi saymıyorum. Yani böyle bir zayıf kadro yok. Beşiktaş'ı böyle bir daha kötü yakalayamaz. Yakalayamaz yani. Bir daha böyle bir bunu değerlendirmesi gerekiyor. Ne diyorum mesela bir saattir sabahtan beri hep onu konuşuyoruz. Ya yani Beşiktaş'ın kazanma ihtimallerinden bir tanesi, en önemli unsurlarından bir tanesi bana göre mücadele, karakter. Çok güzel. Aynı şeyleri söylüyoruz mesela. Aynı dili konuşuyoruz. O yüzden Evren abim dediği gibi bunu değerlendiremezse Galatasaray ciddi şekilde sorgulanır. Bir de takımlarımız hep yeni oyuncular alıyorlar. İşte yeni evet. kadrolar. Hocalar yeni geliyor. Biz tabii bizim spor dünyasında, bizim ülkemizde ne yazık ki sabırlı değiliz. Evet. Yani biz bile burada bazen dayanamıyoruz. İşte o gider, bu gider, o istifa eder diyoruz mesela. Ama Avrupa'da öyle değil mesela. Simone'den bir örnek vereyim. Bugün bir açıklama yapmış. Vereyim mi Mustafa? Lütfen buyurun. Son maçı 2-0 kazandılar biliyorsun. Evet. Ondan önceki hafta Koki'yi taraftar ıslıkladı. Aynı evet. Belanda gibi. Hoca çıktı dedi ki futbolda bunlar var. Bunlar olacak dedi ama Koki ne yaptı? Başını eğdi gitti. Niye? Kötü oynadı çünkü. Evet. Şimdi yeni bir takım oluyor ve Koki de bu takımın altyapıdan gelmiş en iyi oyuncusu. Evet. Ve devamlı evet. da oynayan bir oyuncu. Yani marketing değeri 40-50 milyon euro. Evet. Demiş ki yeni bir takımız ama oyuncularımızdan taraftarlara atlar gibi hem oyuncularımız hem taraftarlarımız atlar gibi aynı yöne doğru hareket etmemizi gerek demiş. Atlar gibi yani at evet. hepimizin değil mi? Aynı yöne hareket etmemiz lazım. Son 3 haftada demiş 180 bin seyirci geldi demiş. Son 3 haftada. Hepsine teşekkür ediyoruz demiş. Yani ne burada güzel, güzel. Taraftarı var, oyuncusu var, kendi evet. ekibi var ve birlik beraberlik olmamız evet. demiş sonuna kadar. Ya bunlar işte futbolun içinde olanlar. Onun için bazen çok sabırlı olmak lazım. Dikkat etmek lazım. Oyuncuları eleştirirken de hocaları da eleştirirken. Ama oyuncular da bunun karşılığını hocada vermesi lazım. Evet. Bak eleştiri oluyor. Hemen bir toparlanıyorlar. Tak tak 2-0. Aynen öyle. İstediklerine desinler. Onun kadrosu şöyle, bunun kadrosu. Yepyeni bir takım. Yeni insanlar gelmiş. Bunun için bir zaman olacak. Mutlaka. Yani Galatasaray'a gelen oyuncular için de bunu söylüyorum. Beşiktaş'a gelen oyuncular. Ama bunların toparlanması 2 ayı buldu. 2,5 evet ayı ya. Buldu. Yani ben onu anlamışım abi. İnsanlar... Adamlar 2 hafta toparlanıyorlar. Evet. Yani eleştiriden evet. veya işte ıslıktan ondan bundan ders çıkartıp sana geliyorlar abi ben toparlandım ama diyorlar birlik beraberlik olalım diyorlar. Yani eleştiri de kabul edecekler hocalarımız, oyuncularımız. Herkes yeri geldi mi biz eleştiriyi kabul edersen dozunda da olursa başarı gelir. Daha sağlıklı iletişim kurmuş evet. oluruz. Evet. Bir de şu da var yani siz de futbolda üst düzey oynadınız. Formsuz olduğunuz zamanlar oldu, kötü oynadığınız zamanlar oldu, 5 metreye pas atamadığınız zamanlar oldu, çok müsait pozisyonda gol atamadığınız zamanlar oldu. Ama hani Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da taraftar şuna kızıyor, kötü oyun her şeyi bir kenara bırakalım, tekniği, taktiği, mücadele etmeyen oyuncu, bravo. Tepki göstermeyen oyuncuya taraftar bravo. Tepki çok gösteriyor. Çok güzel özetledim. Belhanda'ya bu yüzden tepki gösterdiler. Şimdi bakıyorlar 7-8 haftadır oynuyor ama sahada mücadele etmiyor, onu kaldı. Ki burada taraftar haklı mı haklı, 4 milyon eurolar paralar alıyorsun. Sonuçta sen oraya sana neden veriliyor para? Çıkacaksın sen o taraftarı tatmin etmek zorundasın, sorumluluk almak zorundasın. Çünkü geçtiğimiz sezon şampiyonlukta önemli işler yaptı. Bak. Ben benim beğendiğim bir oyunculardan bir tanesi Belhanda. Hem 3. bölgede hem de arkaya orta sahada yardım eden bir oyuncu. İki yönlü oynamasını bilen bir oyuncu. Ki burada sen kalkıp kim olursan ol. Senin paranı veren taraftar kardeşim. Sadece Belhanda üzerine konuşmuyorum. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin. Sen taraftarı kalkıp el kol hareketi yapıp küfür edemezsin. O taraftar olmasa seni kimse izleyemez. Avrupa'da da Türkiye'de de. Sen o haddini bileceksin. Sen çıkacaksın içini yapacaksın. Bak ne güzel Evren abi söyledi. Kafasını eğip gitmiş. Bu. Neden? Farklı kültürleri almış oyuncular işte. Belhanda da ben şunu söylüyorum, şunu söylemek istiyorum. Ben Galatasaray camiasının yanında olsam, kulübünün yanında olmuş olsam bir şekilde onu cezalandırdım. Neden? Neden cezalandıramıyorlar? Şu anda bakıyorsun Galatasaray kulübünde ekonomik anlamda bonservis getirisi getirebilecek iki tane oyuncu var. Biri Belhanda, biri Feghouli. Neden ceza? Belhanda'yı cezalandırdım. Luyendama'da bravo. Luyendama'da olabilir. Şimdi ne yapıyor? Belhanda şimdi... Cezalandırılırsa psikolojik olarak ne olacak? Etkilenecek, performans veremeyecek, bu sefer satamayacaklar. O açıdan da düşünüyor Galatasaray yönetimi. O yüzden ama sen büyük camiasan gerektiği yerde masaya yumruğunu vuracaksın, cezasını da vereceksin. Ben böyle düşünüyorum. Tabii, açıkçası. Taraftarın her zaman protestoya hakkı vardır. Sen çok güzel özetledin ya az önce mücadele ettiğin zaman. Yani topu kaybettiğinde evet, bile yani o geri doğru. Hiçbir futbolcu kaçırmak ister, atmamak istemez. 5 dakika boyunca bir hani çıkana kadar bağırmak değil, ıslıklamak. Çıkarken ıslıklarsın tabii. veya maça başlarken tabii. bir o protesto edersin bir 30 saniye bir dakika bırakırsın.
Ama devamlı olursa o sıkıntı. O, evet, o başka bir şey. Ama... O da işte o zaman Fatih Terim'in dediğine geliyoruz yani o zaman. Oynayan oyuncuyu protesto etmek, saha içindeki oyuncu top ayağına her geldiğinde, yani bunu Caner yaşadı bir şey. Ben Fatih Hoca'ya katılmıyorum orada. Kusura bakmasın. Oynayan oyuncu tamam diyor ama oynayan oyuncu sezon başından beri bu zamana kadar sahada hiçbir varlık göstermiyor, oynamıyor. Fatih Hoca'nın o söylemine kesinlikle katılmıyorum. Sen az önce örneğini çok güzel verdin. Sezon başından beri ne olur? 8 maç olmuştur. 3-4 maç iyi oynayıp 1-2 maç işte böyle yadırgamışındır. Ama 3-4 maç yine tekrar iyi oynayıp 1-2 maç yadırgarsan, o zaman eleştirirse veyahut da yullanırsa, o zaman ona katılırım Fatih Hoca'nın. Ama sen 7-8 haftada 4 milyon euro para alıyorsun, kalkıp tribüne küfür ediyorsun, hiçbir varlık göstermiyorsun, yanından top geçiyor, hamle yapmıyorsun, sorumluluk almıyorsun, dribling yapmıyorsun, araya top atmıyorsun, şut çekmiyorsun, karşına top geliyor önceden Belanda'nın. Örneğin ya Real Madrid maçında. Geçen seneki Belanda atamaz mıydı onu Evren abi? Atarım. Ama ne biliyor musun? Konsantrasyon eksikliği. Anladın, evet, mı? Vurdum duymazlık. Toni Kroos geldi attı. Aynen. Toni Kroos'unki daha zor. Daha zor ama. Toni Kroos'unki. Belanda'nınkini daha net. Altı pasın içinde ya. Ki Belanda kalibresindeki bir oyuncu atar. Atacaksın kardeşim. Taraftar haklı. Taraftar senin müşterine. Paranı veren taraftar. O yüzden hiçbir futbolcu bunu yapmayacak. Yapmayacak. Onun da cezasız kalması, ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kulüp açısından... Ben ilerleyen zamanlarda problem yaşatacağını düşünüyorum. Çünkü ne diyor biliyor musun futbolcu? Aa bak diyor, Belanda'ya bir şey yapmadılar. Evren bu sefer diyecek Evren abi. Aa bak, Belanda'ya bir şey yapmadılar. Ben de aynı tepki koyma ihtimalim var. Koyabilirim gibilerinden. Okan da diyecek. Çünkü o kalibrede oyuncular var abi. Falcao. Evet. Yarın bir gün Falcao da baktı tribüne dön. Yapmaz yani, o karakterde değil de. Yapma ihtimalleri var ama futbolcular. Çünkü örnek var önlerinde. Yapmayacak. Yok, kardeşim. Onu cezasını vereceksin. Onu orada... Takımı etkilemesin diye hoca söylüyor. Yani takım onu etkilemez. Yok, takımı etkilemez abi. O futbolcular. Ulan 60 dakika adama ıslık çaldın, sen etkilemez misin? Belhanda'yı protesto ediyor taraftan. Yani devamlı futbolcular olması kötü. Ben etkilenmez abi. Ben ne yapardım? Ya. Ben hocanın yerinde olsam çıkartırdım oyundan açıkçası. Daha önce çıkartırdım. Ya, onu düşündüğünüz zaman çıkarttı da zaten oyundan. Burada en büyük suçlusu Fatih. Oynatma abi. Oynat. 8 haftadır sağ dönemi. Zaten kendi içeride, kendi sahanda oynuyorsun. Protesto... Yani biraz sallandığı zaman protesto edilecek. Bunun farkındasın. Oynatma. Koy Fegül'ü içeri. Al Emre Mor'u kenarıya. Veyahut da al Fatih Hoca'nın vazgeçilmezi Belhanda. Ama işte onu, kendisine, evet, de bak. İşte onu o zaman eleştireceğiz. Öyle düşünüyorsa o zaman en büyük en büyük eleştiri Fatih Hoca'ya yapılması gerekiyor. İşte bugün 11'de. Bugün oynayamadı. Olabilir. Kötü oynadı. Veya çıkar, yine aynı fark performansı etmez. Gösterdi. Biz o zamanki. O zaman dersin ki hocam kusura bakma. Yine oynattın. Yine oynamıyor. Evet. Artık yeter. Evet. Bir noktadan sonra dursun. Evet. Sen burada o hamleyi yapacaksın ama Fatih Hoca'nın ya çıkar bir şeyi var. Nasıl yapar, gol atar belli zaman, olmaz. Oyuncu hiçbir zaman bırakmaz. Sonuna kadar destekler ama hatalar zinciri oyuncuda hem saha içerisinde hem saha dışarısında devam ederse bir noktadan sonra da unutur. Unuttu burada yani zaten biter. Yani kendim en azından Fatih Hoca'nın yerine ya da Belhanda'nın yerine koyduğumda şunu da söylüyorum. Şimdi oyuncunun da çene kemiği kırıldı. Maskeyle oynadı. Maskeyle oynaması mesele değil ama koşarken acı verdiği gerçek. Devamlı acıyla oynuyorsunuz ama buna rağmen... Ki bu, o bölgede temaslı oyunu oynuyorsun rakiple. Evet. Devamlı buna rağmen oynamak istedi. Hani mutlaka bunlar da hocanın gözünde oyuncunun hanesinde ciddi artılar olarak yazılmış şeyler ki Fatih Hoca için işte... Ama şu an Belhanda eksi de artıya çevirmesi için de bugün dün oynayıp, iyi mücadele edip asist, gol bir şeyler yapması lazım. Yani o durgunluğunu bırakıp maça katkı yapması lazım. Onu yaptığı zaman da taraftarla barışır. Tabii, evet, ki de. Yani öbür türlü lafla, özür dilemekle bu işte barışamazsın yani. Peki verdiğimiz muhtemel kadro tamamıyla Galatasaray'da sahaya çıkan 11. Muslera, Mariano, Lündama, Marcao, Nagatomo, Enzonzi, Lemina, Feguli, Belhanda, Babel, Andone. Evren Turan, size göre sürpriz var mı ya da bu 11'de... Ya zaten bu bizim kadro, evet, değil mi? Yani ben sürpriz yok ya. Feguli dediğim gibi oynuyor. Belhanda zaten oynayacak. Feguli'nin durumu iyi. Galatasaray'ın bence ideal kadrosu. Yani burada Seri mi, Lemina mı derdik ama Lemina demek ki hazır. Hoca da onu tercih ediyor. Yani Galatasaray şu an en iyi 11 ile çıkıyor. Sen kimi tercih ederdin? Evet. Seri mi, Lemina mı? Sen kimi tercih ederdin? Seri mi, Lemina mı? Ya ben de şu an Lemina'yı merak ediyorum abi. Lemina çünkü önemli. Beşiktaş'ın 11'i de belli oldu. Hemen Beşiktaş'ın 11'ini de iletelim değerli izleyicilerimiz. Karius, Gökhan, Vida, Rocco, Rebosho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner Umut. Şimdi savunmada Rocco mu, Necip mi sorusu vardı. Hoca orada Enzo Rocco'yu tercih etti. Rocco Vida ikilisi. Rebosho, sevgili Okan'ın söylediği gibi Rebosho, Caner önlü arkalı oynuyorlar. Diaby merkezde. Lens, Umut, Nayı nasıl değerlendiriyorsun? Ya şunu söyleyeyim yani, nasıl değerlendiriyorum. Tabii Rocco son maçta iyi oynamıştı. Fena değildi. Yani tabii eldeki imkanlara göre konuşuyorsun. Şimdi Gökhan
tecrübeli, deneyimli. Reboşa da fena oynamamıştı son maçta. Caner işte önde ne kadar etkili olacak o kafalarda soru işareti. Arkaya da yardım edecek. Şimdi Galatasaray sağ tarafı iyi kullanıyor Fegolo ile Mariano ile. İyi oldukları zaman. Oraları iyi örüyorlar. Tabii orada onu da düşünmüştür Abdullah Hacı. Ama ben şunu tercih ederdim mesela. Diaby'yi sola alıp mesela veyahut da Lens'i sola alıp Laiç'i oynatırdım. Şimdi Umut Nay'ın tercihi bana göre doğru. Atiba Elneni kesinlikle doğru. Ya burada bir de Rocco ikilisi performanslarına bağlı. Buradaki onların önemli olan oradaki birliktelik, uyumluluğu önemli. Yani bir tek burada kafamda mesela benim tercihim Laiç olurdu. Yani Laiç'in olması gerektiğini düşünüyorum. Adem Laiç yedek kulübesinde ve bu karar mutlaka tartışılacak. Tartışılacak. İlerleyen dakikalarda daha çok tartışılır diye düşünüyorum. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Falcao olacak mı olmayacak mı gibi bir soru. Evet, yani onunla ilgili daha bir bilgi alamadık. Falcao'nun olması önemli orada. Yani onun en azından fizik olarak hazır olduğu. Yani fizik olarak hazır olmasa bile bir sakatlığı yok ki kadroda. Yani şimdi sakat olan adam kadroda olmaz.